Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bir marketin Z raporunu işleyeceğiz. Bu markette sigara satışları da var. Sigara satışları olduğu için de işlerken dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Ben bir kısmını işlemiştim. Şimdi size nasıl işlediğimi tek tek göstereceğim. Zirvede işliyorum. Zirve mali müşavirlik programını kullanıyorum. Öncelikle farklı türde, alışverişi varsa marketin yahut mükellefin hesap kodu kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. Farklı türde derken neyi kastettiğimi şimdi size göstereyim önce, sonra işlemeye başlayalım. Bakın, hepsi bunların ne işliyoruz demiştik? Z raporu. Ama bir kısmı normal satış, bir kısmı özel matrah şekline tabi satış. Eğer böyle satış türünde farklı satışlar varsa mutlaka hesap kodu kullanın. İşletme defterinde de hesap kodu kullanın. Bir tane videomda hesap kodu nasıl açılırı göstermiştim. Oradan yararlanıp bakıp siz de açabilirsiniz kolayca. Şimdi bir tane Z'yi birlikte işleyelim dedik. Hesap kodu açıldığı için 6'ya basınca hesap kodları geliyor. Tekel satışlarımız. Sıfır 982 numaralı Z raporunu işleyeceğiz. Ne demiştik? 6'ya basınca hesap kodları geliyor. 600 00 tekel satışı, 600 01 birlik satışlarımız, 600 08 sekizlik satışlarımız, 618 18 %18'lik satışlarımız demişiz. Şimdi tekel satışını, sigara satışını işleyeceğiz. Aynı 29'u, fiş numarası 0982, klavyede artıya basarak getiriyorum. Z raporu, sıfırlık, sıfırlık, 600 liralık sigara satışı var, sıfırlık. Şimdi buraya dikkat edin, kredi kart tutarı. Eskiden beyannameler ayrı ayrı her satışın arkasına kredi kartı tutarını yazmasak da gönderilebiliyordu. Artık işlerken gelir sayfasına yahut gider sayfasına, her neyse, hemen her işlemi ayrıntılı yazmamızı istiyor maliye. İşte 600 liralık sigara satmış. Ben Z'sinden bakıyorum. 772,20 liralıkta kredi kartı satış işlemi var. Bunu Z'de ayrı ayrı göstermiyor. 600 lirasını buradan yazalım. Şimdi şu kısmına dikkat edin. Belge türüne Z raporu seçeceksiniz. Satış türüne özel matrah seçeceksiniz. Kayıt türüne zirvede mal satışı seçeceksiniz. Ve kayıt alt türüne de yine zirvede 99.032, bu maliyeden gelmekte, yani zirve maliyenin sayfasından almış. 99.032 kodlu tütün mamulleri ve bazı alkollü içecekler. Alkollü içeceklerimiz yok bizim. Bunu tıklayacaksınız. Tevkifatlı yok. Alt satıra geçelim şimdi. Geldik ta en başa. Mal 6. Şimdi birlik
İşleyelim. Ekmek. Aynı Z raporu. Birlik. 99. Yine buraya ne yapıyoruz? 99. Bu nasıl bir satıştı? Yine Z raporu. Normal satış. Özel matrah değil. Normal satış. Mal satışı. Şu 122.520 Z raporu satışını işaretleyin. Eğer bu sizde yoksa defter beyan sisteminden açacaksınız. Gelelim 3. basamağa. KDV'si farklı olan diğer satışımıza. %8'lik 0982 7320 699 772. Şimdi doğrusu nasıl? 600 artı 99'u topluyorsunuz eşittir 699 etti. Eksi kredili kart satışları 772.20 73.20 liralık kredili kart satışı varmış mükellefin. İlla böyle olmayabilirdi tabii ki. Bir kısmına nakit alsaydı mesela burası 50 lira olacaktı. Ama tam denk geldi. Kredili kartı satışlarıyla Z'deki satışları tam denk geldi. Hiç nakit alışveriş yapmamış. 29.06.2019'da bu market sahibi. Öyle görünüyor Z'sinde. Bu şekilde işliyoruz. Ve tamam. Şimdi kaydet diyelim. Seçilen ay diyelim. Kontrol ediyoruz. Mali bellek raporundan toplamı 19.010.48 kuruş, 135.73 KDV'si. Bizim işlediğimizde tam böyle. Bundan sonra yapılacak işlem de önemli. Bakın. Defter beyan işlemleri. Bekliyorsunuz gelecek. Açılacak o şimdi. Aynı mükellefin mali müşavirlik makbuzunu işleyelim sizinle birlikte. Mali müşavirlik makbuzunu gönderirken en son gönderdiğimde buradaki oranı yazmamı da istedi. Sonra stopaj kodunu seçmemiz gerekiyor. Arkasından belge türünü seçmemiz gerekiyor. Buraya normal alım diyelim. Buraya indirilecek giderler. Buraya da muhasebe mali müşavirlik hizmetleri seçeceğiz ki zirvede giderimiz gidebilsin. Sonra arkasından bir tane alış işleyelim. Bakın bunda hesap kodlarını girmiyorum çünkü gerek yok. Sadece arada sırada farklı alışveriş içerisine mali müşavirin makbuzu giriyor. Onu da elimle düzeltiyorum. Onun dışındaki bütün hesap kodları bu şekilde olduğu için düzeltmiyorum. 20.06'ymış fatura. A315 056. Şimdi buraya Aykavak yazınca eskiden kaydettiğim için
satıra ünvanı geliyor. 8'lik alışveriş 637.96. KDV'sini kontrol ediyorum. 47.26. Bir de şu karşıdaki sütunları gösterirsem tamam olacak. Bakın bu serbest meslek değil. Fatura, normal alım, ne alışı? Mal alışı. Arkasından da yine 186 mal alışını seçiyoruz. Burada da bir tane sigara işleyelim sizinle. Şimdi geliri işlerken sigarada püf noktaları vardı. Bakalım gideri işlerken de, yani sigaranın alışında da dikkat etmemiz gereken şeyler nelermiş? Stok koduna yine gerek yok. Tarihe bakıyorum. Firmanın adı Reis. Reis RS, şu alttaki. Bunu seçiyoruz. Burası 8'lik ya, 0 yapıyoruz. nokta. Karşı tarafa bakalım. Sigara satışında da, diğer sigara alışında da, diğer ürünlerin alışında da buradaki sütunlar aynen böyle kalıyor arkadaşlar. Giderlerde bir fark yok. Gelirlerde farklı işliyorsunuz ama giderlerde sigarayı da fatura, normal alım, mal alışı ve mal satışı olarak işliyorsunuz. Bir markette sigara satışı olan bir markette gelir ve giderleri nasıl işleyeceğimizi detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Giderleri gönderirken gelirlerdeki KDV problemi çıkmayacak. Merak etmeyin. Bunlar tıkır tıkır gidecek. Hayırlı işler. Defter beyana gönderebilmemiz için Zirve'nin hazırladığı sayfa geldi. Diyor ki gelirleriniz bunlar. Tamam diyoruz. Burada bir püf noktasını göstereceğim size. Bakın bütün hepsi ne diyor? Bekliyor. Göndermedik. Aç. Giderleri zaten işlemedik. Gelirleri gönder diyoruz ama gitmeyecek. Bakın neden gitmeyeceğini size söyleyeceğim. Biz kesinlikle yanlış işlemedik ama bu hata çıkacak. Bakın ne diyor? Hata kodu 00, hata geçersiz KDV işlemi. Kapat. Tam 30 tane çıkacak. Çünkü her gün için özel matra şeklinde KDV farklıydı. Onun uyarısını verdi ama biz yanlış yapmadık. Zirve ile defter beyan uyumsuz çalıştıkları için bu hatayı veriyor. Bunları tek tek kapatacağız önce. Sonra göndermedi ya bizim Z'mizi. Göndersin diye şuradaki KDV'siz işlemdeki çentiyi kaldıracaksınız. Kaldırmazsanız defter beyana Zirve hazırlamış olduğunuz Z'leri göndermeyecek. Her gün bir tane Z olduğuna göre 30 defa
Bu işlemi yapmanız gerekiyor. Tek tek buradaki çentikleri kaldıracaksınız. Şimdi bütün KDV'siz işlem mi yazan sütundaki çentikleri kaldırdık. Tekrar gönder diyelim. Gönder. Bekliyoruz. Bakın sol tarafta görülüyor. Şu anda hepsi teker teker defter beyan sistemine gönderiliyor. Gönderildi. Ben buradaki çentikleri kaldırmayı deneme yanılma yoluyla deneyerek bulmuş oldum. Siz de benim gibi uğraşmayın. Göndermiş olun benim gibi. Bakın hepsi gönderildi. İşte bu. Şu anda sizinle sigara satışı olan bir mükellefin Z'sini nasıl işlediğimi paylaştım. Zirve programında nasıl işlediğimi ve gönderdiğimi paylaştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Aşağıdaki görüntüye de bakın. Özel matra, normal satış, normal satış. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.